Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatlı günü. Asla modası geçmeyen, küçükten büyüğe herkesin severek yediği emal kurabiye. Yemesi kadar yapması da bir o kadar kolay kurabiyenin yapımına geçelim. İlk önce elmalı harcını yapıyoruz. Bunun için elmaları soyarak başlıyoruz kurabiyemize. Rendenin büyük delikli tarafıyla elmalarınızı rendeleyin. Cevizleri irice parçalayın. Mutfak robotunda ya da havanda ama toz haline getirmeyin. Tava ya da tencerenizi ocağın üzerine alıp elmaları içine dökün. Üzerine şekerini dökün. Ortası da ara ara karıştırarak suyunu çekinceye kadar elmaları pişirin. Piştikten sonra altını kapatıp ocağın üzerinden alın. Elmaları ayrı bir tabağa alın. Eğer sulu kaldıysa suyunu tavada bırakın. Cevizleri dökün elmaların üzerine tarçını da dökün. Hepsini karıştırıp bir kenarda soğumaya bırakın. Hamurunu yapmak için karıştırma kabına yağımızı koyalım. Yoğurdu ekleyin. Sıvı yağını dökün. Şekerini ekleyin. Kabartma tozunu da ekleyin. Son malzeme vanilya ile ekleyin. Şimdi bunların hepsini elinizle karıştırıp birbirine yedirin. Karıştırmaya devam ederken azar azar ununu ilave edin. Birden boşaltmayın. Hamur toparlanıp yumuşak bir top haline gelinceye kadar un ekleyin ve karıştırın. Hamur toplandıktan sonra ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olmalı. Hamur istenilen kıvama geldikten sonra üzerine kapatın ve 20 dakika kadar dinlendirin. Hamur dinlendikten sonra açacağınız tezgahın üzerine getirin. Elinizle biraz şekillendirip 4 eşit parçaya kesin. Bir tanesini tezgahın üzerine bırakıp diğer 3 tanesini tekrar kabın içine koyun ve üzerlerini kapatın kurumamaları için. Hamuru önce elinizle biraz yuvarlayıp bastırın. Sonra merdane ile 22 santim çapında yuvarlak açın. Hamur çok çabuk şekle girdiği için açması çok kolay ve eğlenceli. Hamuru 8 ya da 12 eşit üçgen parçalara kesin. Sayısı kurabiyenizi istediğiniz büyüklüğe bağlı. Üçgenlerin geniş tarafına elmalı karışımdan koyun. Elmalı karışımı koyduğunuz geniş taraftan ucuna kadar sarın. Hepsi bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hepsi bittikten sonra kurabiyelerinizi yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsinize dizin. Fırınınızı 170 derece önceden ısıtın. Isındıktan sonra kurabiyelerinizi 25-30 dakika üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Kurabiyeleriniz piştikten sonra soğumalarını bekleyin. Tamamen soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekerini serpin. Yanında sıcacık bir çay ya da kahve ile kurabiyelerinizin tadını çıkarın. Ben çay tiryakisi olduğum için her zaman önceliğim çay. Hepinize afiyet olsun.